bir Müslümanlara diyelim ki bir kardeşimiz diyor benim akrabalarım var. Onlara işte davet yapar mısınız diye. Ben tamam diyorum yaparız sorun yok. Bir tarih veriyoruz diyelim gidiyoruz adamlara anlatıyoruz. Adamların kafasına yatıyor. Yani anlattığın şey fıtrata uyduğu için normalde zaten aklı başında bir adam iman etmese de kabul etmesi gerekir. İkrar etmesi gerekir. İş bittikten sonra diyor ki hocam biraz konuşabilir miyiz? Diyorsun ki buyur konuşalım abi. Ya diyor valla ben sizi çok sevdim. Sizin arkadaşlarınızı çok sevdim de diyor. Bu bizim mesela yegen işte şu kadar adamdan borç aldı bu borçları vermedi diyor. Biz de ondan dolayı işte size karşı bu fikirlere karşı hep mesafeli davrandık diyor. Veya mesela yani duyduğum şeyi anlatıyorum. Ya diyor bizim amcaoğlu hiç çalışmıyor. Bizim amcaoğlu hiç çalışmıyor. E tabi diyor çalışmayınca adam doğal olaraktan. Ben diyor açıkça yıllarca şöyle düşündüm. Bu çocuklarını çalıştırmak için okula göndermiyor. Bak dikkat edin kardeşlere. Yani insan ilişkilerinde dikkatsiz olduğu zaman, insan İslam'ın istediği gibi yaşamadığı zaman yaptıkları nasıl bütün Müslümanları ilgilendiren bir noktaya geliyor. Vallahi diyor ben böyle düşünüyordum. Yani hani bunlar herhalde çalışmıyorlar, rahatlarına düşkün adamlar. Çocukları çalıştırıyorlar, işte çocuklar üzerinden para kazanıyorlar misal. Ama ben şimdi sizi dinlediğimde anladım ki bu mesele din meselesiymiş. Yani bu Allah var yok meselesi gibi bu bir itikat meselesiymiş diyor adam. Belki o kardeşimiz çalışmamasının insanlar tarafından böyle bir anlama geleceğini hiç aklının ucundan bile geçirmemişti. Ama yaptığı şey yanlış. Çünkü Müslüman çalışmak zorundadır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği dinde gayretsizlik, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği dinde yan gelip yan yatmak, saat 11'e 12'ye kadar uyumak, ondan sonra iş yok deyip de sağdan soldan borç istemek böyle bir şey yok. Git pazarda limon sat. Ekmeğini git, taşı sık, taşın suyundan çıkar. Git ticaret yap. Sen de sahabe gibi git Müslümanlara sor. De ki pazar nerede? Hani sahabenin biri dedi istersen karımın birini boşayayım, sana vereyim. İstersen malımı ikiye böleyim, bir kısmını sana vereyim. Malına da hanımına da Allah bereket koysun kardeşim. Sen bana bir pazarı göster hele. Pazarı gördü, işini yaptı. Akşam başka bir kadınla nişanlandı. Sabah peygamberimizi velimeye davet etti sahabe. Çünkü sahabenin hayatında tembellik diye bir şey yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sizin elinizde bir tane fidan olsa ve kıyametin kopacağını bilseniz kıyamet kopmadan onu toprağa gömün. Yani boş durmayın ha. Sizin hayatınızda boşluk olamaz. Ya dine ya dünyaya. Bir şekilde çalışıyor halde olmanız lazım diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ama bakın bir Müslüman tembellik yapıp çalışmadığı zaman kendiyle beraber böyle bir zamanda emin olun belki bu zamanın en büyük imtihanı, bu zamanın en büyük fitnesi böyle bir çağda çocukları okula göndermemektir. Buna rağmen mesela insanlar bunu nasıl algılamışlar? Yani bunlar çocuklarını çalıştırmak için okula göndermiyorlar herhalde gibi. Buna sebebiyet veren kim kardeşler? Buna sebebiyet veren bir tane Müslümanın göstermiş olduğu tembellik. Mesela siz, misal örnek veriyorum. Bir apartmanda diyelim ki yaşıyorsunuz. Ben daha önce gördüğümden dolayı mesela bu konuda uyarmak istiyorum. Mesela Müslümanın kapısına gidiyorsun, kapıyı çalıyorsun, kapının önünde çöp var. Yani ben sözüm geçen yerde çöpü alıp içeriye atıyorum da, hani misafir olduklarında yapamıyorum ama sözümün geçtiği yerde kendi evimde dahil kapıyı çalıyorum. Kapı açıldığında çöpü alıp içeri atıyorum yani. Hani çöpün yeri orası değil orasıdır diye. Niye? Senin çöpü oraya koyduğun zaman oraya sinek geliyor. Sen o çöpü oraya koyduğun zaman o çöpten su akıyor. Sen o çöpü oraya koyduğun zaman sağa sola bakteri yayıyorsun. Ondan sonra millet senin kapının önünde gördüğü zaman pis insanlar, işte dikkatsiz insanlar, sözde Müslümanlar, sözde imanın yarısı temizliktir. Sözde temizlik dinin yarısıdır. Fakat hele adamların haline bak diyorlar. Senin kendinle beraber başka Müslümanlara böyle bir izlenim verme hakkın yok kardeşim. Yani sen sözün özü komşuluk yaparken, ticaret yaparken, insanlarla akrabalık yaparken ilişkilerine dikkat etmek zorundasın. Ta ki kendinle beraber davetçi olan Müslümanları kötü durumda bırakmayasın. Bu birincisi kardeşler. Yani davet yaptığımız zaman, insanları İslam'a davet ettiğimiz zaman eğer emin olmak istiyorsak sosyal ilişkilerimize dikkat edeceğiz. Bir hassasiyet ve şuur çerçevesinde davranacağız.